Haziran ayın 22'si, Haziran 22 yine Savlar Deresi'nde, Zorken Deresi'ndeyiz. Geçen gün yapamadığımızı bugün yaptık. Böyle yukarıdan, Savlar Su yolundan ekipmanlarımızı getirerek biraz da riskli bir bölge burası. O yüzden biz ekipmanlarımızı böyle kullanma aletlerimizi oradan kanatlardan aşağı indik dereye. Burası Savran Deresi'nin en güzel şölelerinden bir tanesi. Bugün onu çekmeye çalışırlar inşallah. Buradan şimdi bu tarafa doğru, şeye doğru, şölelere doğru ilerliyorum. Şölelerin dibinden ben çekimlerimizi devam etmedim inşallah. Arkadan oradan şölelere doğru çıktık. Şu an tam şölelerin dibindeyiz. Burası bu Savran Deresi'nin en güzel en yüksek yerinden düşen şelalelerinden ikincisi, birincisi buradan 100 metre aşağıda orayı görmüyoruz maalesef. Orası çok zor bir etap. O yüzden biz burayı çıkmaya çalıştık. Burası aşağıya kadar böyle 4 apartman boyu aşağıya kadar 30 metre. Şahane bir görüntü. Bunu bu şelaleyi ben yukarıdan çekmeye çalışıyordum. Allah nasip etti bunu. Buraya indim. Buradan çekiyorum. Biraz derinliğe bakıyorum. Ama patlamam gerekiyor. Böyle gidiyorum. Buradan en derinliğe burası. Aşağı kadar. 50 santim derinliğe gidiyor. Şahane. Buradan gidiyor. Bunun hepsinde buradan yağışlı geçtiği için su bol. Yukarıdan sarıdan su bitti hazır. Üzerinde ve bol yağıyor. Savya'da geldiğinizde arka şundan aşağıya kadar 200 metre aşağıda. Bunun bir üstünde bir kaya tutması var. Kaya tutması altından su geçmekte oraya çekmektir. Bu şelalede o kaya tutmasından aşağıya kadar 20 metre ve 30 metre aşağıda. Ama buraya gitmek gerçekten biraz da gerçekten böyle insanları kullanmanız lazım. Böyle daha iyi insanları. Çünkü çok kat kayalardan aşağı yukarı gerisiyor ve Allah korusun eğer kastınız ya sağlam değilse kesinlikle nereye gidiyorsunuz. O yüzden biz de böyle kutlamlar aldık. Daha iyi kutlamlarıyla. Buraya indik. Ama burası bir ahane bir yer. Muhteşem bir yer yani. Yazın ortasını seyretmek için. İnanın yani. Tam yemin edip hala sizden soy kaybı. Sabiyatta soy kaybı. Eğer acil bir zamanı buraya gelirse burada sizi daha gitmez. Ben iddia ediyorum. Bütün köylerime, hem köylerime tavsiye ederim. Buralara gelip buraların gezip görmelerini ama buralara gezerken çok güzel bir insanların da bize gelmesi gerekiyor. Bugün de bu kadar yeter herhalde. Evet, Sabiyat Selanesi. Alabalık popülasyonu var. Benekli alabalık. Biz bir tane yakaladık ama bu sadece göstermelik, videoya çekmek amacıyla. Kesinlikle eve almak ve yemek için değil. Kendisini şimdi yeniden özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Evet. Salla. Evet, sallıyoruz. Hadi hoşça kal. Haydi.